Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte harika bir MX Car Blog sunucusu olan Rune McCraft tanıtacağım. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, Rune McCraft'tayız ve videoya geçmeden önce şunları söylemek istiyorum. Sunucu ile ilgili tüm bilgiler açıklama kısmında yer almakta arkadaşlar. Sunucuya gelmeyi unutmayın bu arada. Gerçekten çok güzel bir sunucu. Hızlıca tanıtmaya başlayalım. Şu anda geldiğimizde burada bilgi menüsü var arkadaşlar. Burada her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Burada yükseltmelerimiz var arkadaşlar. Birazdan adı oluşturunca bunu gösteririm. Warp'larımız var, kitlerimiz var. Bildiğiniz oyuncu ve VIP kitlerimiz var. Burada VIP'lerimiz de burada gösteriyor zaten. Burada rütbelerimiz var arkadaşlar. Rütbelerde yeni bir özellik gelmiş bu arada. Eskiden arkadaşlar görev yaptıkça rütbe atlayabiliyordunuz. Artık ada seviyesiyle rütbe atlayabiliyorsunuz. Tabii para da yanında lazım. Mesela burada şu anda kömür rütbesine ulaşmak için 5K dinar ve 100 ada seviyesi istiyor sizden. Rütbeler de böyle arkadaşlar. Böyle gelip rütbe atlayabilirsiniz. Ada panelimiz var arkadaşlar. Burada normal ada ve L tipi ada, şu an tabii ada oluşturmadığım için ada panelinde göremiyorum. Bilgilerden devam ettiğimizde burada kurallarımız var. Kuralları kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Yine böyle ekrana falan sığmıyor arkadaşlar. Seçenekler, görüntü ayarları. Buradan arayüz ölçeğini otomatik yapabilirsiniz. 1 yapabilirsiniz. Ben 2 de kullanıyorum. Buradan da görebiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar burada marketimiz var. Bildiğiniz market. Etkinlik takvimine baktığımızda ise arkadaşlar saat 17.00'da boss etkinliği. Saat 8'de akşam envanter ve her 24 saatte bir envoy etkinliği oluyormuş. Ejderha etkinliği de var arkadaşlar. Saat 21.00'da ejderha etkinliğine de katılabilirsiniz. Bunlar her gün yapılıyor arkadaşlar. Yani her gün o saatlerde girdiğinizde eventlerle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca komutlara baktığımızda burada ada komutlarımız, takım komutlarımız ve kullanabileceğimiz komutlarda gözüküyor yine. Runeme coin diye bir şey var arkadaşlar. Burada level blokları, spawnerlar ve diğer eşyalar var. Bu coinleri de birazdan nasıl alacağınızı göstereceğim size zaten. Burada altın blok, elmas blok, zümrüt blok ve buradan da spawner alabiliyorsunuz. Blok bilgilerine baktığımızda ise arkadaşlar adaya en fazla level veren blok fener. 45 ada seviyesi veriyor arkadaşlar. En az veren de kırık taş, 0.02 ada seviyesi veriyor. Zaten MX Sky blok olduğu için böyle blok seviyeleri olmaları normal. Ayrıca burada görevlerimiz var. Yine ada görevlerimizi de birazdan ada açarak göstereceğim arkadaşlar. Hatta şu anda ada görevlerini direkt göstereyim. Mesela diyelim ki şu görevi yapacaksınız. Bir tane çalışma masasıyla fırın ürettiğinizde size 100 dolar artı 3 tane kemik veriyor. Üretimi fast craft ile yaptığınız sürece işlem saymaz. Yani bu E'ye basıp arkadaşlar şuradaki yerden yaparsanız size saymıyor. O yüzden tek tek elinizle yapmanız lazım. Minyon sistemimiz var. Minyon sisteminde biliyorsunuz zaten hani balıkçı balık tutuyor. Minyon işte kırık taş kırıyor. Diğeri minyonları besliyor. Diğeri de işte hayvanları, canavarları öldürüyor. Minyon sistemi zaten biliyorsunuzdur. Buradan gelerek de günlük ödülünüzü alabiliyorsunuz. Mesela ilk günlük ödülü aldım ben. 300 dolar aldım şu anda. Dinar aldım pardon. Burada zaten tüm NPC'lerin yani bilgiden baktığımız NPC'lerin şu anda şeyler gözüküyor. Görevler vesaire. Burada borsa, turnuva ve ihale sistemi var. İhale sistemine baktığımızda ise arkadaşlar şu anda Ahsel diyelim. Mesela ne koymak istiyorum? Büftek koyacağım. Ahsel 100 dedim de arkadaşlar. Şu an açık arttırmaya gördüğünüz gibi ne ekledim? Büftek ekledim. Slash ah yazarak da ihaleyi açabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an 100 dolara büftek eklenmiş durumda. Ayrıca burada turnuva sistemimiz var. Turnuva sisteminde çok güzel bir yarışma sistemi, rekabet sistemi oluşturmuş. Blok kırma yarışmamız var. Şu anda birinci olarak Ronaldo CR7 var. 576 blokla şu an birinci. Kalan süreye baktığımızda da arkadaşlar şu anda 29 gün 6 saat kalmış. Yani çok geç değil arkadaşlar. Gelip de buradaki turnuvalara katılabilirsiniz. Üretim yarışmamız var arkadaşlar. Bitirmek için 1000 elmas blok üret diyor. Şu an daha yapanımız yok zaten. Ayrıca öldürme yarışımız da var arkadaşlar. Burada mümkün olduğun kadar çok oyuncu öldür diyor. Burada zaten yine çok bir sıralama yok. Daha yeni açıldı sunucu. Yani sıralamaya gelip buradan hemen girebilirsiniz. Ayrıca ejderha event olduğunda direkt buradan /WWE yazarsanız buradan katılabiliyorsunuz. Hesap eşlik modumuz var. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Diyelim ki Discord'dan bir şey yazdığınızda size daha kolay iletişim sağlanması için hesap eşle yazmanız lazım. Şöyle hesap eşle yazarsanız burada Discord'daki hesap eşle kanalına 76 79 49 yazarsam mesela benim hesabımı orada eşlenmiş olacak. Bu da destek falan açtığınızda sizinle daha kolay iletişime geçilmesini sağlıyor. Burada maden birincimiz varmış, Huvaz var. Burada tarım birincimiz Moreus var, yani kurucumuz. Burada da yine sezon bitişi var. Teslimat sistemi arkadaşlar. Teslimat sistemi tarım kategorisi ve maden kategorisi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tarım kategorisine baktığımızda burada sıralamalarımız var ve burada da sipariş verdikçe kazanabileceğiniz ödüller var. Mesela az önce bu arada event oldu. Az önce mesela birinci sipariş diyor. Oyun parası 8000 veriyor, 16'a demir blok veriyor. Tabi bu teslimattaki hangi ürün olduğunda buradan bakabiliyorsunuz zaten. Burada da sıralamamız var. Mesela en fazla teslimat Moreos vermiş 398. İkinci olarak da Huaz vermiş.
Maden kategorisinde de yine siparişlerinizi tamamlayarak ve sıralamaya girerekten de ödül alabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar sezon sistemi var. Slice sezon yazaraktan da ulaşabiliyorsunuz buraya. Sezon sistemi nedir? 3 ay içerisinde en çok level kasan ilk 3 oda para ödülü kazanacaktır. Bu sezon ilk 3'e girerek ödül kazanabilirsiniz diyor. Zaten sunucu yeni açıldığı için arkadaşlar sezon şu anda başlamış durumda. Fakat hemen gelip siz de sezona başlayabilirsiniz ve para kazanabilirsiniz. Burada kasa anahtarlarımız var. Biraz kasa anahtarı verdi proje bize. Hızlıca sizle açmak istiyorum. Burada edit kasa anahtarımız var. Zaten burada gördüğünüz gibi 10k oyun parası var. Ve spawner falan baya güzel şeyler varmış. Ne geldi? Kaktüs geldi şu anda. Etkinlik kasamız varmış arkadaşlar. Burada eventlerden gelen bir kasa. İşine öyle baktığımızda evet spawner gelme şansı var gene. Ve fener geldi çok güzel. 45 adet seviyesi veriyordu. Spawner kasamız var. Spawner kasasını zaten büyük ihtimal siteden falan alıyorsunuzdur. Açtım. Iron Golem spawner geldi. Evet biraz şanslıyım arkadaşlar. Sanırım sunucudaki en iyi spawner'ı aldım. Şansı %5'ti ama bence en iyi spawner buydu. Devam ettiğimizde burada VIP kasamız ve Vote kasamız var. Vote kasası da sunucuya oy verdiğinizde açabildiğiniz kasa arkadaşlar. Her gün gelip düzenli bir şekilde oy verebilirsiniz. Vote'ye baktığımızda da içinde gördüğünüz gibi Squid, Blaze ve Iron Golem Spawner kazanma şansınız var arkadaşlar. Hatta VIP bile kazanabiliyorsunuz. Ayrıca son olarak da VIP kasamız var. Slash VIP'lerin yani VIP'lerin alabildiği bir kasa. Siz de VIP olup buradan VIP kasasını açabiliyorsunuz. İçinde şöyle göstereyim zaten. Spawner falan var. Bayağı güzel bir şey kasa bu. Son olarak burada sitede 25 krediye Runema kası satılıyormuş. Buradan ya spawner geliyor ya VIP geliyor ya da 1024 adet demir blok geliyor arkadaşlar. Ki az olarak görebilirsiniz ama MX Skyblock'ta olduğunuzu hatırlatayım. Yani şu an elimde bulduğunuz 32 elmas bile şu an çok değerli. Burada takas bölümü var. Runema coin dönüştürme diye. Buradan arkadaşlar Runema coinleri gece tılsımına, güç tılsımına, acele tılsımına veya elmas altına, zümrüte dönüştürebiliyorsunuz. Veya buradan tavuk çağırma yumurtası alabiliyorsunuz. Bil bakalım etkinliği var arkadaşlar. Ekranda bir anda mesela soru soruyor. Bil bakalım diyor. Sizi bilince de bunu veriyor. Bunu bildiğinizde burada da biriyle takas edebiliyorsunuz. Etkinlik kasa anahtarını da alabiliyorsunuz. Lucifer parçacığı dönüştürme var arkadaşlar. Burada da var takas da harcayabiliyorsunuz yine bu Lucifer parçacığını. Fener ve tecrübe iksiri alabiliyorsunuz buradan. Ve son olarak da anahtar dönüştürmemiz var. Buradan Runeme coinlerle de edit kasa anahtarı alabiliyorsunuz. Evet metin taşına geldik şimdi arkadaşlar. Metin taşı gerçekten çok önemli arkadaşlar. Burada zaten platin parçacık, rutenyum parçacık ve renyum parçacık olmak üzere 3 adet parçacığımız var. Bunlar metin şanslarından belli şansla çıkıyor. Mesela platin %50 ile retanyum %30 ve renyum %20 şansla çıkıyor arkadaşlar. Burada metin taşlarının 80 canı var. Gelip buradan metin taşlarını kırarak arkadaşlar parçacık alabiliyorsunuz. Taş parçacık yazaraktan da zaten neler alabildiğinizi buradan görebiliyorsunuz. Demir, altın blok, fener, 10 dakikalık uçuş kağıdı vesaire alabiliyorsunuz. Hatta şu an burada Droxy'ye burada hatta 72 canı kalmış. Burada metin taşını kırıyor. Boss sistemine geldik arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken bir şey var. Burada öldüğünüzde eşyalarınız düşmekte. Yani ölmemeye çalışın veya tetle güçlenip gelin arkadaşlar. Bir anda benim gibi şu an atlamayın mesela. Üstünde ne varsa şu an gidebilir. Burada da boss var arkadaşlar. Bu boss'u keserek şu an büyük ihtimal kesmişler. Belli saat aralığında boss çıkıyor arkadaşlar. Bu boss'u keserekten de güzel eşyalar alabilirsiniz. Warp Edit'e gideceğiz şimdi arkadaşlar. Edit'te az önce göstermiş olduğum Runeme coin'lere dönüştürüp alabileceğiniz yer. Burada %85 şanslı 2 Runeme, %30 şanslı 3 Runeme, %15 şanslı da 4 Runeme coin kazanabiliyorsunuz. Sünger Edit arkadaşlar. Şu an mesela 2 Runeme geldi, 3 Runeme geldi. Buradan da arkadaşlar coin alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi zaten şansları da aşağıda yazıyor. Edit sistemi de bu şekilde arkadaşlar. Gelip burada Runeme coin'i de kasabiliyorsunuz. Burada balıkçımız var arkadaşlar. Sağ tıkladığımızda balık sistemini görebiliyorsunuz diye oltanı al diyebiliyorsunuz. Mesela bir tane olta aldığınızda arkadaşlar. Balık sisteminden de kazanabileceğiniz şeyleri söylemem gerekirse para, bloklar ve nadir anahtarlar. Zaten burada normal bir balık değil de farklı farklı sistemler var. Yani bu bir sistem arkadaşlar. Normal Minecraft sunucunuzda yaparsanız ya şey yaparsınız, burada balık tutarsınız. Fakat bu sunucuda balık tuttuğunuzda size para, blok veya anahtar verebiliyor. Öyle de güzel bir özelliği var. Arkadaşlarınızla konuşurken gelip burada balık tutabiliyorsunuz. Evet şimdi envoy bölümüne geldik arkadaşlar. Tıkla ve kuzey bölgesine ışınlan diyor. Tıkla ve doğu bölgesine ışınlan diyor. Envoy'da arkadaşlar bildiğiniz gibi yukarıdan belli bir sandıklar falan düşüyor. Ayrıca arkadaşlar burada PvP açık. Yani eşyalarınız düşebilir. Event var diye direkt buraya gelip girmeyin. Fakat Envoy'dan gerçekten çok güzel eşyalar da kazanabiliyorsunuz. Envoy etkinliğinden bahsetmem gerekirse Envoy etkinliği geldiği zaman yukarıdan bu bölüme sandıklar düşüyor. Sandıklara sol değil de sağ tıkladığınızda size belirli şanslarla belirli eşyalar verebiliyor. Tabi değişik değişik de sandıklar oluyor. Bir tane sandık olmuyor. Güzel sandıkları yakalayıp onları da açmalısınız. Çünkü her sandık açmak için belli bir saniyeniz oluyor. Yani bir sandık açtıktan sonra belli bir sürede bekliyorsunuz.
Adama geldim arkadaşlar şimdi. LTP bir ada oluşturdum. Slash görev yazaraktan da zaten buradan ada görevlerini açabiliyordunuz. Şu an mesela ne var burada yapılabilecek? Jeneratör çalışsın. 512 kırık taş kırarsak arkadaşlar bize elmas kazma veriyor. Buradan da görevleri yapabiliyorsunuz. Paneline baktığımızda ise arkadaşlar burada ada biyomunuz, ada ayarları, ada görevleri, ada üyeleri falan sistem burada her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Ada sıralamasında bakmamız gerekirse şu anda birincinin 324 ada leveli var arkadaşlar. TR Yarbay Diablo'ymuş hatta, buradan da selam olsun ona. Gerçekten sunucu yeni açıldığı için arkadaşlar şu anda ada seviyelerinde çok bir fark yok. Yani burada birinciye 300 level, ikincinin 0 level, 4'ün 9'un 0 level var. Çünkü daha millet ilk level yazmamış. Gördüğünüz gibi şu anda zaten sunucu yeni açıldı. Ayrıca ben de YouTuber rolündeyim arkadaşlar. Ben de burada belki oynarım. Evet arkadaşlar, benden bugünlük bu kadar. Sunucuya gelmeyi unutmayın. Ayrıca dediğim gibi sunucunun IP'si, Discord adresi ve sitesi açıklama kısmında yer almakta. Hepinizi bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.